Evet geldiniz. Başım gözüm üstüne. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Bunlarla görüş alışverişinde bulunmak olmazsa olmazlardan aslında. Özellikle bu sizin gibi böyle bir oda başkanlığının temsiliyetini yerine getiren şahısların mutlaka bütün alanlarda iç içe olması lazım. Sahada olmamız lazım. Yani koltuk sevdalısı olmamak, özellikle hizmet erbabı olmak gerçekten milliyetimizin, memleketimizin hizmete ihtiyacı var. Yani sadece ve sadece işte 3-4 yılda bir seçim çalışmasında ön plan çıkmak değil de yani her alanda yani kasaplarla olsun, derdilerle olsun, terzilerle olsun, bütün esnaf gruplarıyla mutlaka tabii ki özellikle kasaplarla yani özellikle temel gıda maddelerinden bir tanesi örneğin son derece sağlıklı bir şekilde ve maalesef kaçak kesimlere şahit oluyoruz yani hepimiz biliyoruz bunu. Yani bu konuya geçen Kaymakam Bey'le de müzakere ettik. Yani dedik ki bugüne kadar bizim gözlemlerimizle baktığımız kadar hep belirttiğim bir şey yok diye bir şey yok. Yani mühür vurulmuyor. Bu kesilen etler sağlıklı mı? Sağlıklı. Kapıda nahoş karşılığında. Ne olsun dedim. Bunlar atlatılabilir yani. Hı. Mesela konuyu açarken bile aman o konuysa karışmayın. Ama karışmayın olmaz. Biz yasalara, kanunlara uyunmazsa devletin bize yapacağı hiçbir şey olmaz. Yasalar, kanunlar bir başkasına mağdur etmemek için vardır. O mağduriyeti ortadan kaldırmaz. Onun kendisine yediremeyeceği eti bana da yedirmesi. Parti olarak da bize düşen sosyal ve toplumsal alandaki sorunların çözümünde ne gerekiyorsa biz her şey hazır inşallah. Diyalogda olacağız çünkü ihtiyacımız o var. İnşallah. Memleketin yani illaki kurumlara havale etmeyeceğiz bazı sorunları. Bizim de halledebileceğimiz var, sorunlar vardır mutlaka. Ahlan ve sahlan Fahmil Hacı. Selam verdiniz. Sağ olun. Selam verdiniz. Toplumsal alanda şeyler yapabilmek yani sadece ferdi olarak çalışmak. Yani az önce önemli bir konuya parmak bastınız. Dediniz ki işte kim gelirse gelsin önemli olan hizmettir. Yani bencil davranmak. Anlayışımız bu yani. Yani anlayışı bir kenara bırakmak lazım. Yani bazen gerektiği zaman yani kişi kendiliğinden bazı şeylerden ferahat edebilmesi lazım. Ben artık gerçekten günümüz şartlarında benden daha iyi yapabilecek şu kişi var diyebildiğimiz alanda. Hani İslam'da ümmet anlayışı var. Yani bu konuda kim daha layıksa onu tercih etmek lazım. Hani Kur'an-ı Kerim'de kendi nefsiniz aleyhine dahil olsa adil olunuz diye buyuruyor inşallah. Bunun için adaleti, insanlığı ön planda tutmak birinci vesile. Yani bu konuda da zaten kaç dönemdir güven tazelediğiniz için bu da inşallah bunun göstergesidir. İnşallah hayırlara vesile olur. Elinizi taşın altına koyacaksanız ciddi olarak toplantılar yapalım, ses verelim, eksiklerimizi dile getirelim. Organize sanayi acilen yapılması lazım. Bir memlekette ticaret odamız yok. Tarım kredi kooperatifi yok. Ve buna benzer bir sürü eksiğimiz var yani. Anlatabiliyor muyum? Dedim gelin dinlendirelim, siyaseti de aktif bir şekilde rahatsız edelim. Şeye koyalım, harekete geçirelim. İstedikten sonra yapacaklar. Niye yapmasınlar? Ama münferit olarak talepte bulunursa emin ol, şey yok. Boş hikayedir.